Galaksimiz, sonsuz bir keşif ve merak yolculuğu sunan bir hazinedir. Yıldızlar, gezegenler ve uzayın derinliklerinde gizlenen sırlar, insanlık, gözlerini yıldızlara ve uzak galaksilere dikerken, keşiflerimizin en çarpıcı noktalarından biri, Jüpiter gezegeninin uydularından biri olan Europa'dır. Europa, adeta bir bilim kurgu masalından fırlamış gibi görünen, buzlarla kaplı, gizemli bir uydudur. Ancak bu buzullar altında, muhtemelen, dünyadaki denizlerden daha fazla sıvı su barındıran, dev bir okyanus yatmaktadır. Bu özellik, Europa'nın en büyük çekiciliği ve bilimsel merak uyandıran yanlarından biridir. Galaksinin uzak köşelerinden gelen keşif araçları, Europa'nın yüzeyini ve altındaki su okyanusunu inceledikçe, bizlere evrenin ve yaşamın sınırlarını nasıl genişletebileceğini gösteren önemli ipuçları sunmaktadır. Europa'nın potansiyel yaşamı destekleyip desteklemediği sorusu, bilim insanlarını ve uzay araştırmacılarını heyecanlandıran bir bulmacadır ve belki de evrenin en büyük sırlarından birini taşımaktadır. Bu belgeselde, galaksinin sırlarına duyulan sonsuz merakın ışığında, Europa'nın gizemlerine bir yolculuk yapacağız. Europa'nın jeolojik yapısından, sualtı okyanuslarına ve muhtemel yaşamın izlerine kadar keşiflerimizi sürdüreceğiz. Gözlerimizi uzaya dikerek, evrenin derinliklerindeki bu gizemli dünyayı anlamaya ve keşfetmeye çalışacağız. Europa, belki de insanoğlunun evrenle olan bağlantısını ve yerimizi anlama yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşı olabilir. Europa'nın keşfi, Galileo'nun 17. yüzyıl başlarında yaptığı gözlemlerin bir sonucudur. Galileo'nun 1609 yılında geliştirdiği teleskop, dönemin bilim dünyasında devrim niteliğinde bir araçtı. Bu teleskop, Galileo'ya gökyüzündeki cisimleri daha ayrıntılı bir şekilde gözlemleme fırsatı verdi. Galileo, 1610 yılında Jüpiter gezegenini incelediğinde, Jüpiter'in etrafında dönen dört büyük uydusunu keşfetti. Europa, bu dört uydudan biriydi. Galileo'nun keşfi, o dönemdeki Aristotelesçi modeli sorgulayan ve gökbilimde devrim niteliğinde bir değişiklik yaratan bir olaydı. Çünkü Aristotelesçi model, dünyanın sabit olduğunu ve evrenin merkezinde olduğunu savunuyordu. Galileo'nun keşifleri, Jüpiter'in etrafında dönen uyduların varlığını göstererek bu modele meydan okudu. Bu durum, Güneş sisteminin dünyanın dışındaki cisimlerden oluştuğunu ve dünyanın merkezde olmadığını gösteriyordu. Europa'nın adı, antik Yunan mitolojisindeki Europa'dan gelir. Europa, Yunan mitolojisinde Fenike kralı Agenor'un kızı ve Zeus'un sevgilisi olarak bilinir. Europa'nın hikayesi, Zeus'un boğa kılığına girerek Europa'yı kaçırması ve onunla Kıbrıs adasına gitmesi üzerine şekillenir. Jüpiter'in bir uyduya sahip olduğu keşfedildiğinde, bu uyduya antik mitolojiden esinlenerek Europa adı verildi. Bu isim geleneği, Jüpiter'in diğer büyük uydularında da devam etmiştir. Europa'nın yüzeyi buz tabakalarıyla kaplıdır ve altında muhtemelen sıvı bir su okyanusu bulunmaktadır. Europa'nın yüzeyinin yapısal analizi, uzay araştırmacıları ve bilim insanları için oldukça ilgi çekici bir konudur. Çünkü bu analiz, potansiyel olarak yaşam için uygun ortamların varlığına dair ipuçları sağlayabilir. Uzay aracı Galileo ve Hubble Uzay Teleskobu gibi araçlar, Europa'nın yüzeyini detaylı bir şekilde gözlemleyerek görüntüler elde etmişlerdir. Bu görüntüler, yüzeyin yapısal özelliklerini ve olası jeolojik süreçleri incelemek için kullanılır. Europa'nın yüzeyinde geniş çatlaklar ve kanalların bulunduğu gözlemlenmiştir. Bu çatlaklar, yüzeyin geniş bölgelerini kaplar ve buz kabuğunun altındaki sıvı su ile ilişkilendirilir. Yüzeyde düzensiz kraterlerin bulunduğu görülmüştür. Bunlar, tipik asteroid çarpmaları sonucu oluşan kraterlerden farklıdır ve yüzeyin dinamik jeolojik süreçlerle şekillendiğini gösterir. Aynı zamanda, düz plaklar ve plak taramaları gibi belirgin yapılar gözlemlenmiştir. Bu plaklar, yüzeyin bazı bölgelerinde buz kabuğunun çatlaklarla ayrıldığını ve yeniden yerine oturduğunu gösterir. Europa'nın yüzeyinde karanlık ve parlak bölgeler fark edilmiştir. Bu farklılıklar, yüzeyin jeolojik farklılıklarını ve olası kimyasal bileşim farklarını yansıtabilir. Bazı araştırmacılar, Europa'nın buzlu kabuğunun altında, okyanus tabanında yükseltiler olduğunu düşünmektedir. Bu dağcıklar, kabuğun altında hidrotermal aktivite olabileceğine dair işaretlerdir.
Bu bulgular, Europa'nın yüzeyinin dinamik ve aktif bir jeolojik geçmişe sahip olduğunu ve potansiyel olarak yaşam için uygun ortamların varlığını destekleyebileceğini düşündüren kanıtlardır. Europa'nın yüzeyinin görüntülenmesi ve haritalanması, gelecekteki uzay misyonlarının hedeflerini belirlemede ve Europa'nın jeolojik yapısını daha iyi anlamada önemli bir rol oynamaktadır. Europa'nın spektroskopik analizi, uzay araştırmacılarına, uydunun yüzeyinin kimyasal bileşimini anlama ve potansiyel olarak yaşam için uygun ortamların varlığına dair ipuçları bulma fırsatı sunmuştur. Birinci olarak, spektroskopik analizler, Europa'nın yüzeyinde su buzunun baskın bileşeni olduğunu göstermiştir. Bu analizler, yüzeydeki buz tabakalarının büyük ölçüde su buzundan oluştuğunu ve bu buzun, yüzeyin kimyasal yapısında önemli bir rol oynadığını göstermektedir. İkinci olarak, Europa'nın yüzeyinde bulunan diğer bileşenlerin spektral imzaları da belirlenmiştir. Bu bileşenler arasında tuzlar, sülfatlar ve diğer mineraller bulunur. Bu tuzların ve minerallerin varlığı, Europa'nın jeolojik yapısı ve yüzeyinin evrimi hakkında önemli bilgiler sağlar. Üçüncü olarak, spektroskopik analizler, organik moleküllerin varlığına dair potansiyel kanıtlar ortaya çıkarmıştır. Organik moleküller, yaşamın varlığı için gerekli olan moleküllerin varlığının bir işareti olabilir. Europa'nın yüzeyinde bulunan organik moleküllerin varlığı, uzay araştırmacıları için büyük bir ilgi odağı olmuştur ve gelecekteki misyonlarda bu moleküllerin daha detaylı olarak incelenmesi planlanmaktadır. Tüm bu bulgular, Europa'nın yüzeyinin karmaşık bir kimyasal ve jeolojik geçmişe sahip olduğunu ve potansiyel olarak yaşam için uygun ortamların varlığına dair kanıtlar içerdiğini düşündüren önemli ipuçları sunar. Europa'nın spektroskopik analizi, gezegen bilimi ve astrobiyoloji alanlarında önemli bir araştırma alanı olarak devam etmektedir. Europa'daki kraterler ve çatlaklar, uydunun yüzeyinin dinamik jeolojik süreçlerle şekillendiğini gösteren önemli özelliklerdir. Europa'da bulunan kraterler, çoğunlukla düzensiz şekillere sahiptir ve tipik asteroid çarpma kraterlerinden farklıdırlar. Bunun nedeni, Europa'nın yüzeyinin sürekli olarak yeniden şekillenmesi ve gençleşmesidir. Kraterlerin sınırları, zamanla yayılır ve silinir, bu da onların belirgin şekillerini kaybetmelerine neden olur. Bu durum, Europa'nın yüzeyinin aktif jeolojik süreçlere tabi olduğunu gösterir. Yüzeyde bulunan çatlaklar, birçok farklı türde ve boyutta olabilir. Bu çatlaklar, genellikle kilometrelerce uzunlukta olup, tüm yüzeyi kaplarlar ve bazı bölgelerde karmaşık ağlar oluştururlar. Çatlaklar, Europa'nın yüzeyindeki gerilme ve çökme süreçlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bunlar, uydunun altında bulunan sıvı su okyanusunun etkisiyle oluşan, termal genleşmeye bağlı olarak meydana gelebilir. Europa'nın yüzeyinin büyük bir kısmı, buz tabakalarıyla kaplıdır ve bu buz tabakaları, uydunun en belirgin fiziksel özelliklerinden biridir. Bu buz tabakalarının çoğunluğu su buzundan oluşur ve Europa'nın iç kısmında bulunan sıvı su okyanusunun varlığını belirtir. Buz kabuğunun kalınlığı hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte, tahminler 10 ila 30 kilometre arasında değişmektedir. Bu buz tabakaları, Europa'nın yüzeyindeki jeolojik aktiviteyi etkiler ve sürekli olarak şekillenmesine neden olur. Europa, Jüpiter'in 4 büyük Galile uydusundan biri olarak bilinir ve Güneş sistemindeki en büyük 6. uydudur. Boyutları, Güneş sistemindeki diğer uydulara kıyasla oldukça etkileyicidir. Çapı yaklaşık olarak 3,100 kilometre civarındadır. Ay'dan biraz daha küçük olmasına rağmen, Dünya'nın ve Mars'ın boyutlarına kıyasla oldukça küçüktür. Europa'nın boyutları, yüzeyindeki jeolojik süreçlerin ve içsel yapıların anlaşılmasında önemli bir rol oynar. Europa'nın küçük boyutu, yüzeydeki jeolojik aktivitenin ve buz kabuğunun altında olası bir sıvı su okyanusunun varlığının belirlenmesinde bilim insanlarına rehberlik eder. Bu nedenle, bu uydunun boyutları, gezegen bilimcileri için uydunun evrimini, bileşimini ve potansiyel olarak yaşanabilirliğini anlamak için kritik bir parametredir. Gelecekteki keşif misyonları, Europa'nın boyutlarına dayanarak uydunun içsel yapılarını ve potansiyel olarak yaşam için uygunluğunu daha derinlemesine incelemeyi hedefleyebilir. Europa'nın kütlesi, Güneş sistemindeki diğer uydulara kıyasla oldukça büyüktür. Ancak, gezegenlerin kütlesine göre oldukça küçüktür.
Europa'nın görece düşük kütlesi, yüzeyindeki yerçekimi düzeyinin düşük olmasına neden olur. Bu durum, Europa'nın yüzeyindeki jeolojik aktivitelerin, kraterlerin ve diğer jeolojik özelliklerin şekillenmesinde etkili olabilir. Europa'nın kütlesi, içsel yapı ve bileşimi hakkında da ipuçları verir. Uydunun buz tabakaları altında, muhtemelen bir okyanus bulunması, Europa'nın düşük yoğunluğuna katkıda bulunabilir. Bu okyanus, uydunun içsel yapı ve jeolojik aktiviteleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Europa'nın kütlesi, uzay araştırmacılarının uydunun içsel yapısını ve evrimini anlamak için önemli bir parametre olarak kabul edilir. Gelecekteki keşif misyonları, Europa'nın kütlesi ve diğer fiziksel özellikleri üzerinde daha derinlemesine incelemeler yaparak uydunun jeolojik geçmişini ve potansiyel olarak yaşanabilirliğini anlamak için çalışabilir. Europa'nın konumunu ifade ederken, astronomik birim terimi yaygın olarak kullanılır. Astronomik birim, Dünya ile Güneş arasındaki ortalama mesafeyi temsil eder ve yaklaşık olarak 149.6 milyon kilometreye eşittir. Europa'nın ortalama uzaklığı, yaklaşık olarak 5.2 astronomik birimdir. Yaklaşık 781.92 milyon kilometre civarındadır. Europa, Jüpiter'in dördüncü büyük uydusu olarak, gezegene oldukça yakın bir konumda bulunur. Europa'nın gezegene olan ortalama uzaklığı, yaklaşık olarak 670,900 kilometredir. Europa'nın yörünge periyodu, yani gezegen etrafındaki bir tam turunu tamamlama süresi, yaklaşık olarak 3.55 gün veya 85.2 saat civarındadır. Bu durum, Europa'nın gezegen olan yakın mesafesi ve gezegenin çekim etkisi altında hızla dolanması ile ilgilidir. Europa'nın yörünge periyodu, gezegene olan yakınlığı nedeniyle oldukça kısa bir sürede gerçekleşir. Bu hızlı yörünge süresi, Europa'nın dinamik bir ortamda bulunduğunu ve gezegenin çekim kuvvetinin uydunun hareketini belirgin bir şekilde etkilediğini gösterir. Europa'nın kısa yörünge periyodu, yüzeyindeki jeolojik süreçlerin ve içsel aktivitelerin hızla gerçekleştiği anlamına gelir. Bu durum, uydunun yüzeyindeki çatlaklar, kraterler ve diğer jeolojik özelliklerin dinamik bir şekilde oluştuğunu ve değiştiğini gösterir. Europa'nın hızlı yörünge periyodu, gezegen bilimcileri ve uzay araştırmacılarını uydunun içsel yapısını ve evrimini anlamak için daha fazla keşif ve inceleme yapmaya teşvik eder. Europa'nın yörünge periyodu, gezegenin diğer büyük uydularıyla olan etkileşimleri ve Güneş sisteminin genel dinamiği üzerinde de etkili olabilir. Europa'nın manyetosfer etkisi ve radyasyonu, uydunun, gezegenin güçlü manyetik alanı tarafından etkilenmesinin bir sonucudur. Jüpiter'in manyetik alanı oldukça güçlüdür ve Güneş sistemindeki en güçlü manyetik alanlardan biridir. Bu durum, Europa'nın çevresinde oldukça yoğun bir radyasyon kuşağı oluşmasına yol açar. Gezegenin manyetik alanı, Europa'nın yüzeyinden kaynaklanan ince atmosferik plazmayı çeker ve Europa'nın çevresinde bir manyetosfer oluşturur. Manyetosfer, Europa'nın yüzeyine yakın bir bölgede bulunur ve gezegenin manyetosferiyle etkileşime girer. Bu etkileşim, Europa'nın manyetik ortamını etkiler ve gezegenin jeolojik ve atmosferik süreçlerine katkıda bulunabilir. Bu yoğun radyasyon kuşağı, Europa'nın yüzeyindeki organik moleküllerin oluşumunu veya korunmasını engelleyebilir, bu da yaşamın evrimi için zorlu bir ortam oluşturabilir. Bununla birlikte, Europa'nın altında bulunan potansiyel sıvısı okyanusunun radyasyondan korunmuş olabileceği düşünülmektedir. Bu da Europa'nın yaşam için uygun bir ortam olabileceğine dair umut verici bir bulgu olabilir. Jüpiter'in manyetosferi altında bulunan Europa'nın radyasyon kuşağı, gelecekteki Europa keşif misyonlarının tasarımını ve uydunun jeolojik yapısını anlamak için gereken önlemleri etkilemektedir. Bu radyasyon kuşağı, Europa'yı ziyaret etmek isteyen uzay araçlarının ve potansiyel olarak insan görevlerinin tasarımını da etkileyebilir. Gezegenin manyetik alanı altında, Europa'dan gelen veriler, uydunun içerisinde elektromanyetik iletimlere uygun bir ortamın bulunduğunu göstermektedir. Bu da Europa'nın altında sıvı su bulunduğu teorisini destekler. Europa'nın keşfi ve araştırılması, NASA'nın Voyager ve Galileo uzay misyonları tarafından büyük ölçüde etkilenmiştir. Voyager uzay araçları, 1970'lerin sonlarında Jüpiter sistemini ziyaret etti. Voyager 1, 1979'da gezegene yakın bir geçiş yaptı ve büyük miktarda bilgi topladı.
Voyager'ın Europa'ya yakın geçişleri, yüzeydeki jeolojik çeşitlilik ve çatlaklar hakkında ilk ipuçlarını sağladı. Europa'nın genç ve aktif bir yüzeye sahip olduğu keşfedildi. Voyager görüntüleri, Europa'nın kraterler ve çatlaklarla kaplı olduğunu gösterdi ve yüzeyin diğer Galileo uydularından farklı olduğunu ortaya koydu. Galileo uzay aracı, 1995 ile 2003 yılları arasında Jüpiter sistemi üzerinde detaylı incelemeler yaptı. Galileo, Europa'ya birçok yakın geçiş gerçekleştirdi ve uydunun yüzeyini detaylı bir şekilde gözlemledi. Europa'nın manyetik alanını inceledi ve altında sıvı su bulunan bir okyanusun varlığına dair kanıtlar buldu. Manyetosfer ve radyasyon ölçümleri, Europa'nın kabuğunun altında sıvı su olduğunu düşündüren bilgiler sağladı. Galileo, Europa'nın yüzeyindeki kraterler, çatlaklar ve diğer jeolojik özelliklerin dinamik doğasını daha iyi anlamamıza yardımcı oldu. Voyager ve Galileo misyonları, Europa'nın jeolojik yapısını ve olası sıvı su okyanuslarının varlığını anlamamıza büyük katkıda bulundu. Bu misyonlar, Europa'nın potansiyel olarak yaşam için uygun bir ortam olabileceği fikrini destekleyen kanıtların birçoğunu sağladı. Bu keşifler, gelecekte Europa'ya yönelik daha kapsamlı keşif misyonlarının tasarlanmasına ve uygulanmasına ilham vermiştir. Europa'da yaşamın olası izlerine dair potansiyel belirtiler, bilim insanlarının ve uzay ajanslarının uzun zamandır ilgisini çekmektedir. Biyolojik potansiyel ve araştırma çabaları, Europa'da yaşamın olası izlerini aramaya yöneliktir. Gelecekteki araştırma ve keşif misyonları, Europa'nın yüzeyinin altındaki sıvı su okyanusunu daha derinlemesine incelemeyi hedefleyebilir. Bu misyonlar, Europa'nın yüzeyinde organik bileşiklerin araştırılmasını ve yaşamın potansiyel izlerinin tespit edilmesini amaçlayabilir. NASA'nın Europa Clipper ve Avrupa Uzay Ajansı'nın JUICE gibi gelecekteki uzay misyonları, Europa'nın potansiyel yaşamı araştırmak için tasarlanmıştır. Bu misyonlar, Europa'nın gizemlerini çözmeye ve yaşamın varlığını araştırmak için önemli bilgiler sağlamaya çalışacaktır. Europa Clipper, NASA tarafından yürütülen bir uzay misyonudur ve Jüpiter'in uydusu Europa'yı detaylı bir şekilde incelemek için tasarlanmıştır. Europa Clipper'ın ana hedefi, Europa'nın jeolojik özelliklerini, buz kabuğunun altındaki sıvı suyun varlığını, yüzeyin kimyasal bileşimini ve potansiyel olarak yaşanabilir ortamları incelemektir. Bu misyon, Europa'nın yaşam için uygun ortamlar içerebileceği konusundaki bilgi eksikliklerini gidermeyi hedeflemektedir. Europa Clipper, gezegenin manyetik alanına maruz kalarak, Europa'nın yörüngesinde bir dizi yakın geçiş gerçekleştirecek. Bu geçişler sırasında, Europa'nın yüzeyini ve atmosferini incelemek için çeşitli bilimsel enstrümanlar kullanılacaktır. O araçlar, yüzey topografisini haritalayan radar sistemleri, yüzey bileşimini analiz eden spektrometreler, buz kabuğunun derinliğini ölçen radarlar ve manyetik alan ölçümleri gibi çeşitli disiplinlerde uzmanlaşmış ekipmanlardır. Jüpiter'in yoğun radyasyon ortamına maruz kalacak bir uzay aracıdır. Bu nedenle araç, hassas bilimsel enstrümanlarını korumak için özel bir radyasyon kalkanı ile donatılmıştır. Europa Clipper, Europa'nın yüzeyinin altındaki sıvı su okyanusunu ve potansiyel yaşam için uygun koşulları daha yakından incelemeyi amaçlamaktadır. Bu misyon, gelecekteki Europa'ya yönelik daha kapsamlı keşiflere ve belki de bir sonraki adım olan Europa Lander misyonuna hazırlık niteliğindedir. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.